Merhaba arkadaşlar. Youtube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle çanta yayınları hazırlayan defterde rasyonel sayıları sıralama ve karşılaştırma konusuyla dersimize devam edeceğiz. Arkadaşlar konumuza başlamadan önce kanalıma abone olur ve videoları beğenirseniz çok sevinirim. Evet arkadaşlar, rasyonel sayılara aslında kesirleri sıralamayı 5. ve 6. sınıflarda öğrenmiştik diye söylüyoruz. O halde 2 bölü 6 ve 5 bölü 6 rasyonel sayılarını kesirleri modelleyelim demiş ve modellemiş. Boyalı bölgelerden en büyük arkadaşlar. Bakın şu iki kesirden. Boyalı bölgelerden en büyüğü 5 bölü 6. En küçüğü ise 2 bölü 6'dır. Rasyonel sayıların küçükten büyüğe doğru sıralanışı arkadaşlar. 2 bölü 6 küçüktür. 5 bölü 6 diyorum. O halde arkadaşlar benim burada kuralım nedir? Kuralımız paydaları eşit olan pozitif rasyonel sayılardan payı büyük olan daha büyüktür diyoruz eğer paydalarımız eşit ise payı büyük olan büyüktür diyeceğiz. Evet devam edelim. Etkinliklerimize geçiyorum. Aşağıda noktalı kısımlara küçüktür veya büyüktür arkadaşlar. Büyüktür küçüktür sembollerinden uygun olanı yazınız diyor. 9 bölü 17 1 bölü 17. Paydalarımız eşit. O halde payı büyük olan büyüktür. Bakın 9 bölü 17 daha büyüktür. Evet B'ye bakıyorum. 3 bölü 8 5 bölü 8 paydalar eşit. Payı büyük olan 5 bölü 8 büyüktür. O halde küçüktür işareti gelir diyorum. C'ye bakıyorum paydalarımız 12. 10 bölü 12 büyüktür. D'ye baktığımız zaman paydalar 19 ve birbirine eşit. Payı büyük olan 14 bölü 19 daha büyüktür. E'ye baktığımız zaman paydalarımız birbirine eşit. O halde arkadaşlar 13 bölü 16 13 bölü 15 daha küçüktür diyorum. 16 bölü 15 daha büyüktür. O halde küçüktür işareti gelir diyoruz. Evet paydalarımız 13. 13. 21 bölü 13 daha büyüktür. G'ye baktığımız zaman da 19 bölü 10. 18 bölü 10. Payı büyük olan daha büyüktü. O halde 19 bölü 10 daha büyüktür. 13 bölü 6. 17 bölü 6. O halde 13 bölü 6 küçüktür diyoruz. Evet devam ediyorum gençler. Bir sonraki etkinliğe geçiyorum. Evet arkadaşlar burada da baktığımız zaman 3 bölü 4 ve 3 bölü 8 yani 4'te 3 ile 8'de 3 rasyonel sayılarını kesir ile modelleyelim demiş. Bakın arkadaşlar 4'te 3'ü birinci olarak yazdık. 8'de 3'ü de ikinci olarak yazdık. Şimdi burada dikkat ederseniz paylarımız eşit. Buradaki büyük kesirimiz arkadaşlar 3 bölü 4'tür. O halde boyalı bölgelerden en büyüğü 3 bölü 4. En küçüğü ise 3 bölü 8'dir. Rasyonel sayılar arkadaşlar küçükten büyüğe doğru sıralarsam. 3 bölü 8 küçüktür. 3 bölü 4'ten diyorum. O halde kuralımız arkadaşlar söyleyecek olursak. Paylara eşitse pozitif rasyonel sayılarda paydası küçük olan daha büyüktür. Arkadaşlar pozitif sayılarda paylar eşitse paydası küçük olan büyüktür diyoruz. Evet, devam ediyorum. Evet arkadaşlar. Aşağıdaki noktalı kısımlara büyüktür ve küçüktür sembollerinden uygun olanı yazınız. diye. Dikkat ederseniz kesirlerimizin pay kısımları eşit. O halde paydası küçük olan büyüktür diyorum. Bakın buraya 9 bölü 7 küçüktür deriz. 9 bölü 5'ten. B'ye bakıyorum. 15 bölü 18 15 bölü 21 paydası küçük olan büyüktür. O halde büyüktür işareti gelir. 12 bölü 21, 12 bölü 14. Paydası küçük olan 12 bölü 14'tür. Evet o daha büyüktür, küçüktür işareti gelir. 8 bölü 9, 8 bölü 3. Paydası küçük olan büyüktü. O halde küçüktür işareti gelir. 10 bölü 4, 10 bölü 6. Evet, paydası küçük olan 10 bölü 4'tür. Büyüktür. 13 bölü 15, 13 bölü 11. Evet, 13 bölü 11 daha büyüktür. O halde küçüktür işareti gelir diyorum. 24 bölü 19, 24 bölü 7. Evet arkadaşlar paydası küçük olan 24 bölü 7 büyüktür diyoruz. O halde küçüktür işareti gelir diyoruz. 18 bölü 11 dedi. Paydası küçük olan 11, 18 bölü 11 büyüktür diyorum. Evet devam ediyorum arkadaşlar. Bir sonraki sayfaya geçiyorum. Peki arkadaşlar buraya baktığımız zaman da Pozitif rasyonel sayıları sıralamayı zaten biliyorduk. Peki arkadaşlar rasyonel sayılar eğer negatif ise o zaman sıralamayı nasıl yapacağız? Arkadaşlar rasyonel sayıları da sıralamayı şöyle yapıyoruz. Sıralarken hangi kuralları uygulayacağım? Bakın 1 ve 2'ye bakalım. Sayımız önce pozitifmiş gibi rasyonel sayı sıralaması yapılır. Pozitif gibi sıralayacağım. Pozitif rasyonel sayı sıralamasındaki eşitsizliklerin yönü değiştireceğim. Yani işaretlerin yönünü değiştirerek sıralama yapmış olacağım. Yani arkadaşlar bana verilen negatif rasyonel sayıları sanki pozitif gibi değerlendireceğim. Daha sonra eşitliklerin yönünü değiştirerek sıralamamızı yapmış olacağız. Şimdi etkinliğime bakalım. Eksi 8 bölü 14, eksi 3 bölü 14 ve eksi 10 bölü 14. Arkadaşlar bu sayılar pozitif olsaydı burada paydalarımız eşit o halde payı küçük olan 3 bölü 14 en küçük olacaktı. Küçüktür. 8 bölü 14. Bu da küçüktür. 10 bölü 14 olacaktı. Şimdi pozitif gibi sıraladık? Şimdi arkadaşlar yön değiştirelim. Bakın sayılarımızı aynen yazıyorum, ama eksi yazıyorum. Eksi 3 bölü 14, eksi 8 bölü 14 ve 10 bölü 14. Şimdi küçük diye işaretler ne oldu? Büyüktüre döndü diyoruz. Evet, önce pozitif gibi sıraladım. Daha sonra eşitsizliklerin yönünü değiştirerek sıralamamızı yapmış olduk. Devam edelim. Evet aşağıda verilen rasyonel sayıları küçükten büyüğe doğru sıralanıyor diyor. Arkadaşlar şimdi sayılarımız pozitif olsaydı. Bakın paylarımız eşit. O halde paydası küçük olan büyük olacaktı. Yani buradaki en büyük sayımız hatta küçükten büyüğe dediği için arkadaşlar şöyle söyleyelim. O halde eğer pozitif olsaydı Küçük olan arkadaşlar paydası büyük olan olacaktı. Yani 6 bölü 8 küçüktür. 6 bölü 5 o da küçüktür. 6 bölü 4 olacaktı. Peki. Şimdi arkadaşlar 6 bölü 8 en küçük oldu. 6 bölü 5'ten o da 6 bölü 4'ten dedik. Şimdi burada sayılarımız negatif olduğu için bu eşitsizlikler yön değiştirecek. O halde küçük olan sayımız arkadaşlar. Şöyle bakın yön değiştirerek yazarım isterseniz. 6 bölü 8 büyüktür diyeceğim ama eksi 6 bölü 8. Eksi 6 bölü 5'ten o da büyüktür. Eksi 6 bölü 4'ten diyeceğiz. Bizden küçükten büyüdür sıralamaması istediği için eksi 6 bölü 4'ü ön tarafa yazıyorum. Küçüktür. Eksi 6 bölü 5 o da küçüktür. Eksi 6 bölü 8 olarak sıralamış olalım. Peki. ikinci etkinliğe bakalım arkadaşlar. Bir dahakine ne yapalım? Şu aradakine yazmamaya çalışalım. Şimdi paydalarımız eşit. Arkadaşlar eğer paydalarımız eşit pozitif olsaydı buradaki en büyük sayımız 9 bölü 8 olacaktı. O halde şunda, şu anda arkadaşlar 9 bölü 8 en küçük olması gerekir. Eksi 9 bölü 8 küçüktür diyorum. Direkt yazabiliriz. Eksi 5 bölü 8 o da küçüktür. Eksi 2 bölü 8 olarak sıralıyorum. Pozitif gibi düşünüp negatif olarak cevap veriyorum. Et üçüncüye bakıyorum. Arkadaşlar bu kesir eğer pozitif olsaydı paydalar eşit. O halde buradaki en büyük sayımız 13 bölü 10 olacaktı. Negatif olduğu için en küçük sayımız eksi 13 bölü 10 en küçük olacak diyoruz. Pozitif olsaydı büyük olan negatif olunca en küçük oluyor eksi 8 bölü 10 eksi 7 bölü 10 diye sıralama yapabilirim. Evet. Eksi 3 bölü 4 eksi 3 bölü 9 eksi 3 bölü 7. Arkadaşlar paylarımız eşit. Eğer bu sayı arkadaşlar pozitif olsaydı evet bizim için arkadaşlar buradaki en büyük sayımız 3 bölü 4 olacaktı. Paydası büyük olan küçük Küçük olan büyüktü. Şu anda arkadaşlar buradaki en büyük sayımız en küçük oldu. Yani eksi 3 bölü 4 Negatif de en küçüktür diyoruz. Küçüktür. Eksi 3 bölü 7. O da küçüktür. Eksi 3 bölü 9 olur diyoruz. Beşinciye bakıyorum. Paydalarımız eşit. Arkadaşlar pozitif olsaydı. 12 bölü 9. 12 bölü 17 en büyük sayıydı. Şimdi negatif olduğu için 12 bölü 17 en küçük sayı oldu. Evet, pozitif olsaydı büyük olan negatifte en küçük olur diyoruz. Yani tam tersi olur arkadaşlar. Eksi 12 bölü 17 küçüktür. Eksi 9 bölü 17. O da küçüktür. Eksi 3 bölü 17. 6'ya bakıyorum. 15'ler arkadaşlar payları eşit. Şimdi bunlar pozitif olsaydı en büyük sayımız 15 bölü 7 olurdu. Negatif olduğu için arkadaşlar eksi 15 bölü 7 büyük değil en küçüktür. Eksi 15 bölü 7 küçüktür. Eksi 15 bölü 10 o da küçüktür. Eksi 15 bölü 16 olur. Evet 7. duruma bakıyorum. Yeni paylarımız eşit arkadaşlar. Pozitif olsaydı 12 bölü 9 en büyük olacaktı. Negatif olduğu için eksi 12, 12 bölü 9 en küçük. Pozitif olunca büyük olan küçük oluyor. Öyle söyleyebilirsiniz. Eksi 12 bölü 10. O da küçüktür. Eksi 12 bölü 11. Evet 8. etkinliğe baktığımız zaman paydalarımız eşit. Arkadaşlar pozitif olsaydı en büyük sayımız 8 bölü 14. Negatif olduğu için en küçük oldu. Daha sonra eksi 15 eksi 5 bölü 14 eksi 1 bölü 14 olur diyoruz. Evet 9. etkinliğe bakıyorum. Evet paydalarımız eşit. Pozitif olsaydı eksi 19 bölü daha doğrusu 19 bölü 15 büyük olacaktı. Negatif olduğu için eksi 19 bölü 15 küçüktür. Eksi 8 bölü 15 o da küçüktür. Eksi 4 bölü 15 yani buradaki en büyük değer eksi 4 bölü 15 olur diyoruz. Evet, devam edelim. Evet arkadaşlar şu ana kadar gelen sayılar bizim için ya paydaları eşitti ya da paylara eşitti. Şimdi payları veya paydaları eşit değilse ne yapacağım arkadaşlar? Ne yapmamız gerekir? Payların veya paydalarını eşitleyerek sıralama yapmamız gerekir. Şimdi 2 bölü 3'e bakıyorum arkadaşlar. 1 de 1 bölü 5'te sıralamamı istedi. Hem 3 hem 5, 15 paydasında eşitlenir. O halde bunu 5 ile çarpalım. 5 ile genişletirsem 10 bölü 15 1 bölü 5'i 3 ile genişletiyorum. 3 bölü 15 oldu. O halde arkadaşlar, 3 bölü 15, 10 bölü 15'ten küçüktür. Peki orijinaller neydi? 3 bölü 15 aslında 1 bölü 5'ti. Demek ki 1 bölü 5 küçüktür. 2 bölü 3'ten diyoruz. Evet devam ediyorum. biraz büyüterek arkadaşlar etkinliğimize bakalım. Aşağıda verilen rasyonel sayıları küçükten büyüğe doğru sıralanıyız diyor. Arkadaşlar burada baktığımız zaman öncelikle pay ve paydaları inceliyorum. Bakın paydaları 8, 32 ve 4. Bunlar 32'de eşitlenir. O halde kesirlerimizi bunu 4 ile bunu 8 ile genişleterek yazıyorum. Şimdi genişleterek yazalım arkadaşlar. Şöyle olmazsa buradan 6 bölü 8. 4'e genişletecek olursa 24 bölü 32 2 bölü 4'ü de 8'e genişletiyorum. 16 bölü 32 Şimdi paydalarımız eşit hale geldi. O halde paydalar eşit ve pozitifse payı büyük olan büyüktür. Bakın 25 bölü 32 en büyük. Benden küçükten büyüğe doğru hisseder arkadaşlar. Pardon. O halde en küçüğü düşünüyorum. Buradaki en küçük sayımız payı küçük olan sayıdır. Şimdi baktığımız zaman 16 bölü 32 küçüktür o zaman arkadaşlar. 16 bölü 32 diyorum. Küçüktür. 24 bölü 32. O da küçüktür. 25 bölü 32. Tabii ki ne yapacağım arkadaşlar? Bunların orijinal halini yazacağım. 16 bölü 32. 2 bölü 4'tü küçüktür. 24 bölü 32 6 bölü 8'di. O da küçüktür. 25 bölü 32 evet, ilk hallerini yani orijinallerini yazmış olduk. Evet, ikinci etkinliğe bakıyorum arkadaşlar. Yine paydalara baktığımız zaman paydalarımız 40'ta eşitlenebilir diyorum. Bunu 5 bunu da 8'e genişletmek istiyorum. O halde 5 bölü 8 5 de genişletecek olursam 25 bölü 40 olur. 2 bölü 8 de pardon 2 bölü 5 de arkadaşlar 8 ile genişletiyorum. 16 bölü 40'tır. Şimdi paydalarımız eşit hale geldi. O halde payı en küçük olan sayımız burada bakın 16, 25 ve 27. Payı küçük olan 16 bölü 40'tır. Küçüktür. 25 bölü 40 Evet. O da küçüktür. 27 bölü 40 diyoruz. Peki orijinal neydi arkadaşlar? 16 bölü 40 2, 2 bölü 5'ti. Küçüktür. 25 bölü 45 bölü 8'ti. 27 bölü 40 olur. Sorumuzun cevabı diyoruz. Evet. Devam ediyorum. 3. etkinliğe bakıyorum. 16 bölü 19, 4 bölü 10 ve 2 bölü 3. Arkadaşlar burada da payları işlemek istiyorum. 19, 10 ve 3'ü eşitlemek biraz sıkıntılı. O halde paylarımızı eşitlersek. Ne yaparım arkadaşlar? 16 yaparım paylarımızı, payları. O halde bu kesir 4 ile bunu da 8'e genişlettiğimi düşünüyorum. 4 bölü 10'u 4 ile genişletirsem 16 bölü 40 2 bölü 3'ü 8 ile genişletiyorum. 16 bölü 24 oldu. Burada arkadaşlar, paylar eşitken paydası büyük olan küçüktür. O halde en küçük arkadaşlar. Paylarımız eşit, o halde paydası en büyük olan 16 bölü 40 küçüktür. 16 bölü 40 küçüktür. Daha sonra ne geliyor arkadaşlar? 16 bölü 24. Evet, paydası en küçükte en büyüktür. Yani 16 bölü 19'da en büyük değerimiz olur diyoruz. Şimdi orijinalinde yazacak olursam 16 bölü 40'ın orijinali neydi arkadaşlar? 4 bölü 10'du. O halde 4 bölü 10 diyor. 16 bölü 24, 2 bölü 3 idi. O da küçüktür. 16 bölü 19 olur. Sorumuzun cevabı diyoruz. Evet dördüncü etkinliğe bakıyorum gençler. Payları eşitleyelim diyorum yine. Bunu 3 ile bunu da 9 ile genişletiyorum. 3 bölü 17 3 ile genişletirsem 9 bölü ne olur arkadaşlar? 3 ile 17'yi çarparsam 51 olur. 1 bölü 4'ü 9 ile genişletiyorum. 9 bölü 36 olur. Şimdi paylarımız eşit hale geldi. Evet. En küçük arkadaşlar nedir? Paydası en büyük olandır. Yani 9 bölü 51 9 bölü 51 küçüktür. 9 bölü 36 o da küçüktür. 9 bölü 22 diyoruz. Buradan bunların orjinalini yazmak istersem. 9 bölü 51 3 bölü 17 idi. Küçüktür. 9 bölü 36 1 bölü 4 o da küçüktür. 9 bölü 22 olur diyorum. Evet arkadaşlar bu etkinlikle de dersim burada bitiriyorum. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.